Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Arkadaşlar, yine de dersimiz istifham cümleleri üzerine devam edecek. İstifham, biliyorsunuz, sorular, soru isimleri arkadaşlar. Önceki dersimizde de bunu gördük. Hala da devam ediyor dersimiz. Daha detaylı bir şekilde önceki derslerimizde soru isimleri görmüştük. Kısa cümleleri görmüştük. Dün de ve bugün de daha detaylı, daha zenginleştirilmiş cümleleri ve kuralları aynı anda bir cümlenin içinde göreceğiz arkadaşlar. Ekranda da göründüğü gibi ettemerinu, alıştırmalar, ale üzerinde esmey isimler, el istifham, soru. Sorular, evet, soru isimleri üzerinde alıştırmalar. Arkadaşlar, dikkat edelim. Önceki dersimizde arkadaşlar bütün soru isimleri toplu halde bir sayfada toplamıştık ve bunu size sunmuştum arkadaşlar. Bugün de bunların daha detaylı bir şekilde göreceğiz inşallah. Bak burada arkadaşlar, menze kimi? Bakın arkadaşlar, menze kimi? Ra'ite gördün. Burası soru istifhamdır arkadaşlar. Burası istifhamdır. Ra burası fiildir, mazi fiilidir. Te de fail. Sensin. Muhatap erkek, bayan muhatap olsaydı ra'iti olacaktı. Men de ra'ite, kimi gördün? Evet, fil hadikati, bahçede. Burası da harf-i cerdir. Hadikati de ne olmuş arkadaşlar? Burası da ismi mecrur olmuş. Men de ra'ite fil hadikati. Evet, bahçede ki, evet. Evet, bahçede menze kimi ra'ite gördün. Önce arkadaşlar tercümemizi solda başlatıyoruz. Neden? Çünkü burada açıktan bir fail, ol mu faildir ama açıktan değil, bitişi gelmiş. Eğer açıktan mesela Muhammedun, Fatimetu, Ayşetu, burada açıktan bir isim fail gelseydi, üçüncü tekillerin failleri, o zaman tercüme özneden başladı. Ama burada açıktan fail olmadığı için buradaki fail ile fiili birlikte son olarak yüklem kısmında tercümemizi yapacağız. Bakın arkadaşlar, şurada başlıyor. Bahçede, burada soru ismidir ya, kimi gördün arkadaşlar? Cevapta ne diyor? Ra'itu gördüm. Burası fiildir. Burası hangi fiildir? Mazi fiili. Ra'itu fail benim. Ra'itu gördüm. Ennese, neden sonu fethali oldu? Çünkü burası nesnedir arkadaşlar. Etkilenendir. Ra'itu nese. Kim benden etkilenmiş? İnsanlar. Yani failin etkisi insanların üzerindedir. Buradaki nesne, yani nesne konumda olan bütün isimler arkadaşlar mutlaka sonu mansuf, fethali, yani üstün olması gerekir. Ra'itu gördüm. Ennese, insanları, fi de daha tecir hadikati, bahçede. Evet, gör ki bahçede insanları gördüm. Tercüme yine solda başlıyor. Bahçede. Neden bunun sonu esra oldu? Çünkü önünde harf-i ecer vardır. Hepiniz biliyorsunuz, bizim 21 tane harf-i ecerimiz var. Bunlar isimlerden önce geldiklerinde mutlaka isimlerin sonları esri olması gerekir. Evet, diyor, bahçede insanları gördüm arkadaşlar. Şurada da manası neydi? Yukarıda menze kimi? Burada limezen için. Limeze, lime, bir de lime, 3 soru ismi de arkadaşlar aynıdırlar, eş anlamlı olan kelimelerdir. Lime, lime, limeze, limeze, lime, bir de limeh, burada he de var. 3 kelime de arkadaşlar eş anlamı olan kelimedir. Limeden için, zehebe gitti. Bakın arkadaşlar, at-taliba, burada açıktan bir fail geldi. Ama buradaki fail neydi arkadaşlar? Bunun faili bitişikti değil mi? Limeden için, zehebe gitti, at-talibu öğrenci, ile e-a harfeci camiati üniversiteye. Bak sonu esre oldu. Kim sebep oldu? A buradaki harfeci sebep olmuştur. El-yevme zaman bildirdiği için mef'ulun fihidir bunun. Bunun adı mef'ulun fi. Ama burada bunun manası neydi arkadaşlar? Bu mef'ulun bihi, bu mef'ulun fihi. Neden mef'ulun fihi? Zaman ve mekanı gösteren kelimelere fiil cümlesini, fiilde bulun, fiil cümlesinde arkadaşlar, bir cümlede fiil varsa, işte burada fiil gelmiş ve burada zaman ya da mekanı, yer zarfı ya da zaman zarfı gösteren kelimeler varsa, bu kelimelerin isimleri mef'ulun fiidir.
Mesela önünde de il cemiyat. Mesela raaytu at-talibe emamel medresi. Öğrenciyi okulun önünde gördüm. Bir cümle kurarsak önünde, o önünde burası zarftır. Ama bugün de zarftır arkadaş. Bu zarflara biz bunlara mef'ulun fihi diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, limazen için zehebe gitti. At-talibu öğrenci ilel camiatil yevme. Evet, tercüme nerede başlayacak? Önce özneden, çünkü özne açıktan gelmiş. Öyleyse arkadaşlar öğrenci niçin soruya gelirim o zaman. Öğrenci niçin bugün üniversiteye gitti? Bu şekilde cümle tamamlanmış oldu arkadaşlar. Evet. Cevapta cevap ne diyoruz arkadaşlar? Öğrenci, evet. Çünkü özne olduğu için önce orada başlayalım. Öğrenci, evet. Niçin bugün üniversiteye gitti arkadaş? Burası yüklem olduğu son olarak onu tercüme ederim. Bak cevapta diyor. Zehebe gitti. At-talibu faildir. Evet, sonu öteli olmuştur. Daime eylemleri yapan, evet, bu zehebe bir eylemdir. Bu eylemi meydana getiren öğrencidir ve sonu daima öteli olması gerekir. Zehebe at-talibu ilel camiati ile harf tecerdir. Camiati ismi mecrur oldu. Biliyorsun harf tecerden sonra gelen isimlerin adı neydi? İsmi mecrur ve sonu daima eseli olması gerekir. Öğrenci üniversiteye gitti. Ne için? Li ecri için. Bak li harf tecerdir. Arkadaşı bunu şöyle toparlarsa, bunu kırmızıya boyatırsa bu şekilde. Li ecli için ameli, ameli. Li ecli ismi mecrurdur. Ameli ismi mecrur. Eve mudafun ileyh. Her de ikinci bir mudaf zincirleme oldu. Li ecli ameli. Kendi işi için. Kendi işi için arkadaşlar. Bu şekilde cevaplandı. Demek ki öğrenci kendi işi için üniversiteye gitti. Üçüncü alıştırmamızda limen için. Aynı bunun gibi tercüme yapıyoruz. Niçin? Limen için. Kara okudu. At-talibi öğrenci el kitabı. El kitabe. Burası istifham harfidir arkadaşlar. Kara okudu mazi fiilidir. At-talibi bu faildir. Çünkü bu okuma eylemi yapan burası olduğu için onun sonu onu ötre hakkı verdik ona. El kitabe nesnedir burası. Mef'ulun bi'dir. Neden sonu fethali olmuş? Çünkü burası etkilenendir. Burası etkileyeni. Eylemi okuma eylemi yapan burasıdır. Bakın arkadaşlar, ben şimdi kim kimi okumuş? Öğrenci kitabı okumuş. Şimdi bakın arkadaşlar, kim etkilenmiş? Kitap. Değerli arkadaşlar, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Ben şimdi şu an ben bunu değiştirirsem neresi? Ben burası eylemi yapan kimdir arkadaşlar? Öğrencidir değil mi yani? O zaman bunu fetha yapsam, şöyle yapsam. Bunu da ötre yaparsam. Şimdi kim kimi okumuş? Sizce hepinize soruyorum. Burası arkadaşlar kitap öğrenciyi okudu. Halbuki önce öğrenci ne yapmış arkadaşlar? Evet. Öğrenci ne yapmış arkadaşlar burada? Öğrenci evet kitabı okumuş değil mi? Ama şu anda ötre burada alırken o zaman eylem hakkı kitaba geçti. O zaman kitap öğrenci okudu. Kitap öğrenci okur mu okumaz? O zaman ne yapmamız gerekir? Bu fethali olacak arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Sizden dileğim arkadaşlar bunu pür dikkat dinleyin. Evet, burası da arkadaşlar. Evet, eylemi yapan, demek ki eylemi yapan burada öğrencidir. Eylemden etkilenen kimdir? Kitaptır. O zaman tercüme neyle başlayacak? Eylemden arkadaşlar. Bunu kim eylemi yaptıysa bu okuma olayı kim yapmış? Öğrenci yapmış. Önce diyor niçin öğrenci kitabı bu ı ekide arkadaşı a burası el taksın karşılığı ı ekidir. Burası i ı u i ı u ü bizim nesnede daima tercüme edilirken elif lam varsa arkadaşa bu i ı u manası veriyor. Belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Öyleyse öğrenci kitabı niçin okudu ya da niçin öğrenci kitabı okudu? Cevap kara okudu. At-talibi öğrenci. Burası faildir. El-kitabe. Burası mef'ulun bi nesne. Yine fethali oldu. Li-enne çünkü li-enne inne ve kardeşi geldi. Hu innenin ismidir. Kat ehabbe çünkü onu sevmişti. Li-enne kat arkadaşlar mazi fiillerin önüne geldiği zaman manası geçmişti, geçmiş zaman. Zehebe gitti, kad zehebe gitmiş, okudu. Kara okudu, kad kara okumuş. Celese oturdu, kad celese oturmuş. Kad mazi fiillerin önüne geldiği zaman arkadaşlar. Bunların manası neydi? Geçmişti, geçmiş zaman. Muzari fiillerin önüne gelir. İki manası. Belki. Mesela kad yetebu belki gider.
Yetebu gidiyor. Kad yetebu belki gider. Ya da kesin gider de gelir. İki manada cümlenin konumuna göre değişiyor arkadaşlar muzari'de. Evet. Lianne çünkü kat ahabbe sevdihu mef'ulun bi. Daha önce söylemiştim. İyilik zamirleri bir evet bir fiile bitiştiği zaman onun konumu burası mef'ulun bi. Mef'ulun bi fethali olurken neden bu öteli gelmiş? Çünkü iyilik zamiri mebnidirle sonları değişmez ama konumları şu anda abuhu mef'ulun bi nesnedir. Öyleyse tercümemizi bu yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Öğrenci evet kitabı okudu çünkü liennehu çünkü o onu sevmişti arkadaşlar bu şekilde. Devam ediyorum. Limeh limeh de arkadaşlar o da bunlar gibi lime limeze gibi limeh c geldi eşya bu genç ilehune burası faildir. Bu gelme eylemi yapan bu gençtir. İlehune burası harf-i cerdir. Hune ismi mecrurdur. Peki ismi mecrur daima harf-i cerden sonra kesir olur. Burası zarf olduğu için hune burası, burada, buradan da mi arkadaşlar? Burası zarf bir kelime olduğu için sonu ese olmamıştır. Niçin genç buraya geldi? Ce'e geldi. Eşya bu genç. Hune burası mef'ulun fi oldu. Neden? Çünkü daha önce de söyledik arkadaşlar. Bir fiil cümlesinde eğer zarf varsa o zarfların ya da zarf zaman mekan varsa onların isimleri mef'ulun fi'dir arkadaşlar. Ce eşe bu genç geldi. Hune buraya li ecli için. Eddiraseti. Li ecli burası harf-i cer burası ismi mecrur. Burası mudafun ileyh. Li ecli için. Diraseti eğitim için. Evet geldi. Burada tercüme yapılırken önce özlemimizden başlıyor. Genç eğitim için buraya geldi. Tercüme böyle yapılır. Önce özne cümlenin sonuna gidiyorum. Genç eğitim için buraya geldi. Cümle bu şekilde tamamlanmış oldu. Min eyne neredendir arkadaşlar? Bakın bu kalıp. Min eyne bu kalıpları unutun. Min eyne neredendir? Huve mübtededir. Yani da harfi ehi. Min eyne huve ya ehi. Ey kardeş. Min eyne neredendir? Huve o. Yani da harfıdır. Dikkat ettiniz. Burası nida harfi arkadaşlar. Evet. Ehi ismi mecrurdur. Ya mudafun ileydir. Tamam arkadaşlar. Burası münada mudaftır. Burası çağırma harfi nida harfıdır. Ehi münada mudaftır. Ya burada olduğu için arkadaşlar burası ötresi veya fethası burada çıkmaz. Ya ehi ey kardeşim. Demek ki ey kardeşim tercüme burada başlıyor. Ey kardeşim o neredendir arkadaşlar? Min eyne. Ar burası haberdir. A burası mübtededir. A bu kalıp isim cümlesi olarak da arkadaşlar komple A buran haberi olmuştur. Huwa o cevap veriyor ki diyor ey kardeşim daima nida harfi bir yerde varsa işte tercüme orada başlıyor. Ey kardeşim o nereden burası yüklemdir. Huwa cevap veriyor huwa o min harfecer yaban Japonya demek. Huwa o min el yabani o Japonya'dandır. Burası şibi cümle olarak yüklem olmuştur. Neden burası sonu esra oldu? Harfecer yaban ne demek? Japonya demek. Demek ki o burası müptededir. Ayrık zamiridir. Şahıs zamiridir. Burası mahallen konum olarak mübtededir. Merfudur. Min harfece el yaban ismi mecur. Bu iki kelime şibi cümle olarak yüklem olmuştur. Amme neyi? Yes elu soruyor. Ennesu. İnsanlar. Bak. İnsanlar. Evet. Neyi? Amme neyi? Soruyorlar arkada. Burası Kur'an-ı Kerim'de amme yetesinin 30. surede de arkadaşlar bu amme kelimesi geçiyor. Amme neyi? Yes elu soruyor. Ennesu. Burası faildir arkadaşlar. Evet insanlar fail önce tercüme burada insanlar neyi soruyorlar arkadaşlar burası da yüklemdir. Yes elune soruyorlar bak cevap an den'dan hakkında badil eşya'i an badil eşya burası harf-i cer burası ismi mecrur burası mudaf ile ye bundan bu bak neden burası esra oldu harf-i cer önünde vardır. Neden burası esra vardı? Çünkü burası mudaftır. Mudaftan sonra gelen mudaf ile mutlaka keseri olması gerekir. Bu mudaf dersinde bunun detayları gördük. Yes elune soruyorlar an den dan badi bazı eşya. Bazı evet bazı eşyalar hakkında ya da den dan manası veriyor. Eşyalı bazı eşyalar hakkında soruyorlar. Limen arkadaşlar bu neydi limen? Limen kime? Kime arkadaşlar? Limen kulte kime söyledin? Hâze burası mef'ulun bir nesnedir. El keleme de buraya bedel oldu. Bedel ne demek? İşaret sıfatından sonra bir isim gelirse el taksalırsa arkadaşlar bunun adı bedeldir. Bak dikkat ettiniz mi burada? Şunu hareketlerine evvel arkadaşlar dikkat edersiniz.
Evet arkadaş, şöyle yapayım. Evet. Şöyle arkadaşlar. A burası arkadaşlar el takısı aldığı için işaret sıfatı var ya, A burası işaret ismi ya da işaret sıfatıdır. Arkasında el takılı olan bir kelime gelirse bunun irabı neyse onun irabı da odur. Bak, limen kulte. Hazel kelam, bu ikisi birlikte arkadaşlar mef'ulü bi oldu. Diyor ki limen kulte, kime söyledin? Haze, bu mef'ulün bi, el kelame, buranın bedeli oldu. Bu kelamı, sözü kime söyledin? Cevap, kultu söyledim. Fiil faildir. Kul, kale fiilinden gelmiş. Kultu, eylemi yapan ben oldum. Söyledim. Hazel kelame, burası ikisi birlikte mef'ulü bi oldu. Burası mef'ulün bi, ama burada işaret sıfatıdır arkadaşlar. El kelame de buraya bedel oldu. İkisi birlikte mef'ulun bi. Kultu hadel kelame, bu sözü, kelam söz, sözü, evet, li zümele, li harfece zümele, ismi mecrur, ye de mudafli, bu sözü arkadaşlarıma söyledim arkadaşlar. Evet, bu şekilde tercüme ettik. Ma men, kiminle beraber? C geldi. El veledu, çocuk, ile harfecedi, hu ne? Diyor, ma men, ikisi birlikte arkadaşlar. Ma men, kiminle beraber? Bu kalıbı unutmayalım. C geldi. Kim geldi? El veledu, çocuk. Bak, faildir. Çünkü bu gelme eylemi yapan çocuk olduğu için ötre hakkı ona verdik. C geldi. El veledu, çocuk, ile harfecedir. Hu ne? İsmi mecrur. İsmi mecrur arkadaşlar deyince harfeceden sonra gelen bütün isim mecrurların sonları esra oluyor. Ama neden bu olmadı? Çünkü burası mebnidir. Mebni ne demek? 6-7 çeşit kelime Arapçada sonları asla değişmez. Bu da bunlardan birisi. Zaman, mekan zarfları var ya, önünde, arkasında, yanında, bunlar genellikle zarflar sabittir. Ama burası mef'ulun fi oldu. Evet ki neden? Çünkü burada fiil vardır. Daima bir fiil cümlesinde bir zarf, mekan ve zaman zarfı varsa onların isimleri, adları arkadaşlar mef'ulun fihi deniliyor bunlara. Evet, demek ki kiminle beraber? Çocuk buraya geldi. Cevap, C geldi. Burası faildir. Bak, sonu ötre oldu. Çünkü failler nedir? Eylemleri yapan fail, yani özne biz diyoruz onlara. Ve sonları mutlaka ötreli olması gerekir. C geldi. El veledu, çocuk. Ma, beraber. Burası harfi velidi, babasıyla. Hi, kendi babasıyla. Bakın, gördün mü? Burası da mudafun ile de kıymetli arkadaşlar. Aa, bunu da şöyle hareketlendireyim. Evet, anlaşılmış olsun. Evet, C geldi. El veledu, çocuk. Ma, beraber. Velidi, ismi mecbur. Bu mudafın ile. İle harf edeceğiz. Hu ne? İsmi mecbur ama burası zarf olduğu için sonu esra olmuş. Çünkü bu mebnidir arkadaşlar. Hu ne? Buraya. Demek ki tercüme ederken nasıl yapacağız? Çocuk, çocuk. Önce şöyle yapalım. C geldi. El veledu, çocuk. Ma, beraber. Velidi, baba. Velidihi, ma, velid, babasıyla beraber. İle ea. Hu ne? Buraya. Tercüme şurada özneden başlar. Çocuk buraya babasıyla beraber geldi. A geldi. Yüklem olduğu için, yani özne olduğu için, pardon, fail, fiil olduğu için, yani yüklem olduğu için son olarak burası tercüme ettik arkadaşlar. Beynemen, kimin arasında? Bu kalıbı da unutmayalım. Beynemen, kimin arasında? Celeste, oturdu. El müdiru. Neden müdürün sonu fetha yapmadım? Esre yapanı ötre yaptım. Çünkü bu oturma eylemi yapan zat, A burası müdürdür. Tamam arkadaşlar. Beynemen, kimin arasında? Celese, oturdu. El müdiru, müdür, kimin arasında oturdum? Celese, oturdu. El müdiru, müdür faildir. Beyne, burası mef'ulun fihi oldu. Çünkü burada fiil gelmiş. Burada mekan zarfı gösteren kelime ve zamanı gösteren kelimeler gelse, bunların isimleri birazdan önce de söyledim. Bunlar mef'ulun fihi olurlar. Celese, oturdu. El müdiru, müdür. Beyne, arasında. El muallimine, öğretmenlerin arasında oturdu arkadaşlar. Muallimi nedir? Öğretmenler arkadaşlar. Ya da usta, muallim, usta da gelir, öğretmen de gelir arkadaşlar. Cümlenin akışında celese, oturdu. El müdiru, müdür. Beyne, arasında. El muallim, bu yenun esra yerindedir. Bak, burası zarftır. Daima ve elif nun ya da vavnun öte yerine kabul ediyoruz. Yenun fetha yerine ve esra yerine kabul ediyoruz. Buradaki zarf olduğu için demek ki burası mecrur, o ye esra yerine kabul ediyoruz. Nun de, evet, tenvin yerindedir arkadaşlar. Bunu detaylı bir şekilde daha göreceğiz. Demek ki müdür, tercüme nerede başlar? Özneden. Müdür, öğretmenlerin arasında oturdu. Alemen, evet, kimin üzerinde? Alemen, kim üzerine? Ale hatice, men, kim? İkisi birlikte alemen, kim üzerine? Heze, burası, evet, burası haberdir. Her de mübtededir. A, burası da bedeldir arkadaşlar. İkisi mübtede oldu. Arkaya geçti. Çünkü bu sorular cümlenin başına geldi. Alemen, kimin üzerinde? Hazır hakkı, bu hak.
Cevap ale kulli mri'in mar'in ale kulli mar kişi. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Ale kulli mar'in. Mar imra değil. İmra bayandır. Mar kişi. Ale kulli mar diyor. Bu hak kimin üzerindedir burada? Ale üzerine kulli mar her kişi üzerindedir. Yu'minu bil hakki. Hakka burası arkadaşlar harf ecer geldi. Dikkat ettiniz mi? Burada harf ecer gelmiştir. Evet şöyle yapalım. Şunu böyle daha geniş tutayım arkadaşlar bunu da. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım biraz daha da geniş tutayım onları arkadaş daha belirgin hale gelsin. Evet bu şekilde ale kullim ale kullim reyn her kişi üzerine yu'minu bil hakki. Hakka evet hakka iman eden inanan her evet her kişi üzerindedir bu hak. Yani alemen hazil hakku bu hak kimin üzerindedir? Ale kulli mri'in her kişi üzerine yu'minu iman eder yani inanır bil hakki hakka inanan her kişi üzerindedir. Evet. İman eden her kişinin üzerindedir. Devam ediyorum. Mimme hulikal insanı. İnsan neyden? Bak neden değil. Neyden? Mimme neyden? Hulike mebni meçhul. El insanu naib fail arkadaşlar. Burası meçhul olunca aslı bu. Öncesi burası fethaliydi. Evet. Bunu ileride göreceğiz. Mimme hulikal insanı. İnsan neyden yaratıldı? Hulika yaratıldı. El insanu burası sözde öznedir. Naibul faildir. Minden dan minet turabi topraktan yaratıldı. Bak burada arkadaşlar Allah tarafından topraktan yaratıldı. Bu dikkat edersiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hulika mebni mazi mebni meçhuldür. Edilgen fiildir, mazidir. El insanu naibu faildir. Sözde öznedir. Naibu faile biz sözde özne diyoruz. Min harfece et turabi ismi meçhul. Demek ki insanlar evet topraktan dendan burası topraktan yaratıldı. İleme nereye tezhebu ya ahi? İleme burası kalbi. İleme nereye? Tezhebu gidiyorsun. Yani da harfi arkadaşlar. Burası dikkat edersen burası da ne olmuş? Burası da evet çağırma harfi olmuş. Ya ahi ey kardeşim. Evet ey ahi münada mudafı ya mudafı. Ey kardeşim. Tercüme öyleyse burada başlar. Evet nereye tezhebu gidiyorsun? Ey kardeşim nereye gidiyorsun? Burada cevap ezhebu gidiyorum. Burası harf ecer oldu. Değil mi arkadaşlar? Burada harf ecer olduğu için ezhebu ilel karyeti köye gidiyorum. Burası harf ecer ismi mecur. A bu fiile mutalik olmuş ya da dolaylı nesne. Daima arkadaşlar geçişsiz fiiller fiili lazım. Yani nesne doğrudan almayanlar harf ecer ismi mecur geldiklerinde ya dersin buraya mutalik olmuş ya da burası mef'ulun bir gayr sarih olarak nesne doğrudan olmayan bir nesne almıştır. Bunların detayları da göreceğiz. Aleme neyin üzerine celese oturdu? At talibi öğrenci neyin üzerine oturdu? Celese oturdu. At talibi öğrenci ale harf ecerdir. Değil mi arkadaşlar? Burası harf ecer gelmiş. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Demek ki öğrenci alel mak'adi mak'ane ne koltuk? El cedidi yeni. A buranın sıfatı bak. Burası arkadaşlar el taksı almış. Evet. Sonu esra şundan dolayı sonu esra oldu. Burada da arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Şurada da el taksı almış. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bak dikkat et. A burası da arkadaşlar ikinci kelime kendi kendini burası burası el taksı esra. Bu da arkadaşlar el taksı esra. Onun burası ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Demek ki öğrenci yeni koltuğun üzerine oturdu. Önce özlemci tercüme ediyorum. Öğrenci yeni koltuğun üzerine oturdu arkadaşlar. Li ecli meze ne için? Bu kalıpları iyi kavralım arkadaş kavrayalım. Li ecli meze ne için? C geldi. Attali. Burası fiildir. Burası fail. Evet. Li ecli meze. Bu kalıbı li ecli meze niçin? Niçin geldi? Niçin yedin? Niçin okudun? Vesaire. Soru değişik şekilde de sigalarda da çekebilir arkadaşlar. Li ecli meze niçin C geldi? At talibi öğrenci niçin geldi? C geldi. At talibi öğrenci. Bak burada arkadaşa ne gelmiş? Burada harf ecer ismi mecbur. Burası mudafın ile. Öğrenci ilim için geldi. Bak önce tercüme nereden başlıyor? Özneden öğrenci ilim için geldi.
Evet, burası manaları neyle alakalı? Hel ile e mi mı geldi mi gitti mi? Hel huve talibun, o öğrenci mi? Naşitun aktif. Bak burası müptel, burası harftir. İrab'da bunun konumu harftir arkadaşlar. İrab'da bunların yeri yoktu. Bunu da harf kabul ediliyor ama bunların dışında gelen bütün soru isimleri cümledeki öye olurlar ama bunlar hel ile e olmazlar. Huve mübtededir, talibun haberdir, naşitun da abran sıfatı. Diyor ki o aktif öğrenci midir? A bu mi burada arkadaşım mi. Naam burada harfi cevaptır. Evet. Huve o talibun öğrencidir, naşitun aktif. Evet o. Önce sıfattan başlıyorum, sonra habere geliyorum. Burası harfi cevap, ona diyoruz. Cevap harfidir. Evet o. Burası mübtededir. Evet o aktif öğrencidir. Devam edin. Ehiye tabibetun fil müsteşfa kozluk. Evet. Bak burada harftir. Ehiye mübtededir. Tabibetun o doktor mudur? Bayan doktor arkadaşlar. Bak burada yuvarlak da gelmiş değil mi arkadaşlar? O şeye uyumlu gelmiş. Al buraya arkadaşlar. Ehiye tabibetun fi müsteşfa hastahanesinde fi de da müsteşfa hastahanede kozluk. Evet. O kozlu. Bu de da'dır. O kozluk hastahanesinde. Evet nedir arkadaşlar? Öğrenci midir? Evet arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Evet. Ehiye tabibetun fi müsteşfa kozu, o doktor mudur? Evet. Ehiye o tabibetun doktor mudur? Fi de müsteşfa hastanede kozluk. Evet, nasıl tercüme edilir? O kozluk hastahanesinde doktor mudur? A mıdır? Burada çıkıyor arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi değerli arkadaşlar? Evet devam ediyorum. Naam, evet burası harfi cevap. Hiye o tabibetun, odu bayan doktordur. Bakın arkadaşlar burada ne olmuş? Evet. Evet. Hiye o tabibetun doktor. Fi de da burası harfi cer gelmiş. Evet burada şurası esre olması gerekirken olmamış. Neden? Çünkü burada arkadaşlar ne olmuş? Burada illet harfi vardı. İllet harfi olduğu için sonu esası görünmüyor. Ama burası arkadaşlar burası esre bölgesidir arkadaşlar. Ama illet harfi olduğu zaman illet harfinden dolayı onun esresi ortaya çıkmamıştır. Demek ki evet o evet kozluk da mudafın. Burası nam evet harfe cevaptır. Hiye mübtede tabibetun haberdir. Fi harfecedir. Müsteşfe ismi mecbur. Burası mudafın. Kozluk neden sonra esre olmadı? Kozluktan normal sonu eseri olması, şöyle olması gerekirdi. Ama kozluk da arkadaşlar Arapça bir kelime olmadığı için fethada kalı gayr munsarif dersimizde bunların detayları göreceğiz. Evet, o tam tercüme edersek evet, o kozluk hastahanesinde doktor, bayan doktordur. Me ale tavileti ehike. Me nedir? Bakın burası haberdir arkadaşlar. Ale harfi cerdir. Ale üstünde. Tavileti mazda. Ehi kardeşin ke mudafın ileyh. Evet. Diyor kardeşin masasının üzerinde nedir? A burası yüklendir arkadaşlar. Tamam mı? Evet burası soru olunca soru daima isim cümlesinde arkadaşlar fiil olmazsa burası daima haber olurlar. Me nedir? Ale üzerinde. Tavileti masanın üzerinde nedir? Kimin masası? Burası harf ecer, burası ismi mecbur, burası mudafın ileyh bir. Kevde mudafın ileyh neden sonra esre olmadı? Bu iyelik zamiri mebni olduğu için esre olmaz. Me ale tavileti ehike. Evet tercüme şurada olacak. Kardeşinin masasının üzerinde nedir cevap? El kitabu kitap ale üzerindedir. Tavileti masasının ehi, burası mudafın ileyh bir, iyiye de mudafın iki. Evet kitap kardeşimin masasının üzerinde daima tercüme öznemizi aldıktan sonra cümlenin sonuna gidip teker teker soldan sağa doğru geliyorum. Öyle kitap kardeşimin masasının üzerindedir. Meze bike arkadaşı bu kalı meze ne? Bike senin sorunun ne var? Sana ne olmuş manası veriyor. Meze bike ya da meze biküme, meze biki, meze bikum bu. Burası çoğaltabilir arkadaşlar. Meze nedir? Bir harf ecerdir arkadaşlar. Dikkat edersin burası. Evet. Burası harf ecerdir. Bike ismi mecburdur. Meze sana ne olmuş? Yani nida harfi arkadaşlar. Burası nida harfidir. Dikkat edersiniz. Evet. Meze bike ya veledi. Ey oğlum. Bak burada neden mudaftır? Burası ya mudaf nereye? Bu da nida harfi. Meze ne? Bike sana ne olmuş? Senin neyin var? Ya veledi. Ey oğlum. Yücedu. Bak cevap veriyor. Yücedu vardır. Elemun bir acı. Bir ricli elim ayağımda
bir ağrı bulunmaktadır. Yücedi vardı, elemin bir acı, burası faildir. Bir harf-i cer de dikkat edersen arkadaşlar, burası harf-i cer olmuştur. Evet. Evet. Bir ricli ismi mevcudu ya da mudafli. Ayağımda, deda ya, yer zarfı oldu ya, ayağımda bir elem nedir? Acı yücedi bulunmaktadır. Burada meta arkadaşlar mef'ulun fi konumda gelmiş, soru soruyor ama burada zaman bildirdiği için bu sorunun İrabu mef'ulun fi'dir. Mete ne zaman? Tezevvece evlendi. Ehuke kardeşin. Burası faildir. Aynı zamanda mudafsı. Kef de mudafne ile oldu. Yani da harfidir arkadaşlar. Çağırma harfidir. Ehi mudafne ile. Ya munada mudaftır. Ya mudafne ile. Bu nida harfleri ve arkasına gelen mudafları arkadaşlar, bu derslerimizden sonraki aşamada onları geri detaylı bir şekilde nida harfleri göreceğiz. Demek ki ne zaman, eve ne zaman, tezevvece evlendi, ehuke faildir. Kaf mudafun ileyye nida harfi, ehi mudafun iley, evet. Ya da ikinci bir mudafi zincirim oldu. Şu cevap, tercüme şurada var. Ey kardeşim, ey kardeşim, kardeşin ne zaman evlendi? Cevap, tezevvece evlendi, ehi burası faildir. Bu da yada mudafun iley, bu yadan dolayı burada fail ötelidir aslında. Ama yeden dolayı şimdi ben bu yayı kaldırırsam ehun olacak ya da el ehu sonu öteli olacak. Ama bu ye iyilik zamiri gelince burası özneyi göstermiyor. Onu hareketi göstermiyor. Tezevvece ehi kardeşime beni kabile önce senetin. Bir sene önce evet evlen. Arkadaş bunu sene yapmayalım. Amin yapalım. Neden arkadaşlar? Sene üzüntülü yıllardır. Ama evlenen bir insan sevinçli olması. Sene hüzünlü yıllardır. Am ise arkadaşlar mutlu yıllara diye. Amin. Şöyle yapalım arkadaş bunu. Şöyle yapalım. Demek ki am ne demek arkadaş? Am da yıldır, sene de yıldır. Ama am arkadaşlar mutlu yıllara, mutlu ve sevinçli yıllara deniliyor. Sene ne demek? Üzüntülü, kederli yıllara deniliyor. Onun için arkadaşlar her insan mutlu olsun diyoruz. Evet, tezevvece evlendiği ehi kardeşim kable önce amin bir sene önce evlendi. Evet, devam edelim. Keyfe nasıl? Bakın arkadaşlar bu da haldır. Bu haldır. Soru gelmiş ya, sorudur. Keyfe nasıl? Nasıldı? Nasıl? Zehebte gittin. Burası fiil, burası fail ile harf-i cerdir. Maksaf ne demek arkadaşlar? Maksaf arkadaşlar kantin demek. Okulun kantini, üniversitenin kantini vesaire. Keyfe nasıl? Zehebte gittin fiil fail ile maksafi, maksaf kantin. Kantine nasıl gittin? Bak cevap veriyor. Zehebtu, evet, zehebtu fiil faildir. Meşyen, bu da haldır. Sahibül hal benim. Meşyen, yürüyerek gittim. İle ea el maksafi. Maksaf kanten demek. Evet, diyor ki, evet, kantene, tercüme şurada başlar. Kantene, yürüyerek gittim. Fiil faili bu şekilde tercüme ettik arkadaşlar. Eşebiyata doydun mu? Burası soru geldi. Mimı. Burada yarabta yeri yoktu bunun hakkında. Bir de helin de yoktur. Eşebiyete burası fiil, burası te, sensin muhatap. Eşebiyete doydun mu? Mindendan, taami yemekten doydun mu? Yani nida harfi arkadaşlar. Evet, dikkat ettiniz mi? Burası nida harfidir. Veledi münada mudafir ya da mudafnili. Ey oğlum, tercüme burada. Ey oğlum, yemekten doydun mu? Cevabı harfi cevap, evet. Şebi'tu doydun fiil fail. Mindendan harfi cevap, taami ismi mecur. Abu Caru Macu bu fiile mutalik olun. Naam, evet. Şebi'tu doydu minata yemekten. Yani da harfi validi. Ey babacım. Tercüme şurada başlar. Ey babacım. Bu münada muda. Bu da mudafnili. Ey babacım. Yemekten doydum. Evet. Evet. Ey babacım. Yemekten doydum. Burada fi eyne nerede? Celeste oturdum. Fiil fail. Fi harfi cer. Fasıl sonu ese oldu. Bu sebep oldu. Sınıfta ye Muhammedu, burası da arkadaşlar nida harfi. Nida harfinden sonra gelen daima isimlerin adı nedir? Münade arkadaş. Bunu da unutmayalım. İleride bunun 5 çeşidi var. Bunların detayları göreceğiz. Ye Muhammedu. Ey Muhammed. Sınıfta şöyle. Fi eyne nerede? Şunu önce bunu tercüme ediyorum. Ey Muhammed. Fi eyne nerede? Sınıfta oturdun. Eyne nerede? Şundan önce tercüme münadadan başlıyoruz arkadaşlar. Eğer böyle burada nida harfi geldiyse münada da arkasındaysa bu şekilde. Ey Muhammed, sınıfta nerede oturdun? Çünkü burası son olarak tercüme edilecek arkadaşlar. Burası yüklemdir. Önce bunu atlatıyorum, sonra buraya geçiyorum, sonra buraya dönüyorum.
Ey Muhammed, sınıfta nerede oturdun? Cevap veriyor. Celestu fiil faildir. Celestu tu benim. Oturduğum fide da cenibi yanı başında kürsi-i Ali'nin. Ali'nin sandalyesinin yanı başında oturdum. Burası fiil faili, burası harf ecer, burası ismi mecrur, bu ikinci mudafun ileyh. Burada evet ikinci bir mudafun ileyh arkadaşlar zincirleme oldu. Öyleyse tercüme yapılırken evet cevap diyor ki Ali'nin sandalyesinin yanı başında oturdum. Kıymetli arkadaşlar bu dersimiz de bitti. Başka bir derse görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.